Herkese iyi akşamlar. Bugün salı, eve geldim. Mutfaktayım, yemek yapacağım her zamanki gibi. Aslında birazcık kuru fasulyem var ama biliyorsunuz ev halkı hasta. Çorbam yok, çorba yapacağım. Bir ezogelin çorbası yapacağım hemen. Benim de boğazlarım yanıyor maalesef. İlaç falan aldım ama tabii ki ayakta durmaya çalışıyorum. Çınar daha iyi çok şükür ama Hakan bir toparlayamadı. Çünkü hastaneye hala gitmedi. Artık kendi bilir, yapacak bir şey yok yani. Hala diyorum gidelim gidelim. Yok yani, İstanbul bayağı karlıydı bugün bu arada. Bayağı zor çıktım. En çok da Üsküdar etkilenmiş zaten. Hani biliyorsunuz Üsküdar'da oturuyorum. Hani zor çıktım otoparktan. Harbiden böyle kaydı yani araba bayağı. İşte Defne'yi bırakıyorum sabah okula. Böyle bir yokuş var. Orada kaydı. Direkt yan taraftan başka yoldan geçtim. Çünkü hani Allah korusun yani. Allah korusun, korkunç bir durum. Böyle işte, şimdi hemen çorbamı yapacağım. Sonra devam ederiz. Ne söylüyorsun anneciğim? Gel, bu ne? Blue. Blue. O zaman söyle. Bed. Bu ne? Bed. Bed değil, red. Çınar, blue ağzını yerim. Çınar. Uç. Bu ne? Uç. Blue color, blue color. Tamam. Uçuk. Bu ne anneciğim? Yuç. Ne? Açık. White diyor çocuk. White. Peki bu ne Çınar? Kızlar, çorbam pişti. Şahane kokuyor şu anda. Normal şartlarda hani bu ezogelin çorbasını böyle süzgeç ya da işte blenderdan geçirmezsiniz ya. Ama hani bizim evdekiler çok sevmiyor. Çınar da öyle, Hakan da öyle. Erkek tayfası. O yüzden çok azıcık da olsa birazcık blenderdan geçireceğim. Burada da makarna haşlıyorum. Böyle biberli, domatesli, fesleğenli, salçalı. Öyle bir makarna yapacağım. Hemen bunu birazcık geçireceğim. Thank you.
kızlar ne yaptın? Ne yaptın? İnanmayın. Hiç böyle minimize edip anlatıyor. Ben size bir olayı gerçekten bir gün anlatacağım arkadaşlar. Kahve istedi canım sağ ol. Bir de ben hastayım ya. Ondan sonra içer misin dedi. Dedim vallahi içerim. Afiyet yaparsan yani. Ondan sonra bir baktım. Statüsünün üstüne kahveyi koymuş. Buraya. Ondan sonra prize de takmış elektrikli cezveli fişini. Hem elektrikli cezveyi açmış hem de ocağı açmış. Arkadaş dedim ki bu nasıl bir mantık yani. Yani nasıl bir kahve pişiriyor? Bir baktım kokular gelmeye başladı. Değil mi? Sen şunu kapatsana. Ama bir şey olmamış maşallah çalışıyor. Bir arkadaşlar şu arkasını göstermesi ne hale getirdi bak. Ne hale getirdi cezvemizi arkadaşlar. İşte bu böyle işte artık. Tarihin. Ne oldu ki ev bazı dört tarafı ezik oldu. Ocak gibi oldu işte. Aa. Yürüyse bu adamı çarpar mı? Neyse bir şey olmaz ve donmuştur o artık. O sert plastik. Ha. Yani yapmaya devam edebilirim diyorsun. Ama yani. Ben onu defalarca yaptım ya. Çünkü buraya koyuyorum bunu ocağın üzerine hani şuradaki prize yetişsin diye. Onu yaparken de ocağın altını yakıyorum yani bu ev hanımlığının vermiş olduğu bir... Ya onun arkasına sığınıyorsun. Onun arkasına sığınıyorsun her zaman öyle mi? Bence olası bir şey yani. Olmaz. Allah aşkına çok normal bir şey değil mi? Bir halime bak saç baş. Alt tarafı bunu buraya koydum ve birazcık alt tarafı yandı. En kötüsü ne olur? Eğilir gider. At dedi ya. Atmam niye atayım? Yazık günah. Dur evde abla. Ben seni düşündüğüm için... Canım arkadaşımın hediyesiydi bu bana. Ya çarpılmadı. Öteki evde mi? Kırmızı şey yaptırdığım zaman bana kırmızı kahve makinesi almıştı. Kim aldı bu? Nuniş. Vallahi. He. Şınar Bey gider misiniz? Özlem. Şınar'ı içeri götürebilir misin? Kolumu kalacak halim yok. Çok az. Gel. Gel anneciğim. Gel bir bakalım. Bak ablalara bakalım. Şınarcık. Çok işin arasın ama kaç. Biliyor musun? Ya ne yapıyorsun ya? Şınarcık. El salla. Hadi bay bay. Surata bak. Çınar kaybolmuş ablalar. Çınar kaybolmuş. Götür şu aleti de vardı hayatımda onlarla oynasın bari. Çınar neredesin? Ah buradaymış. Ah buradaymış. Götürüp geliyorum. Hakan Bey gördü. Allah'tan o vardı yani. Yoksa gerçekten Allah korusun yani kötü şeyler olabilirdi. Film çekilir misin oradan hayatım? Allah Allah. Defne. Aa. Tövbe yarabbim çocuk oldu başıma. Otur anneciğim. Kazulet gibi dikildim başımda. Allah Allah. Vallahi ay evin içi hastalık böyle bir şu hastalarımız bir iyileşse ben de böyle bir hasta olmadan ki biraz genzim yanıyor ve hakikaten böyle bir şeylik var yani boğazlarımda falan Defneciğim. Aa. Neyse şimdi Defne bir tane pastil verir misin bana anneciğim dolaptan? Babana da ver bir tane. Şu hastalarımız bir iyileşsin inşallah. Evi kırklayacağım yani. Komple gerçekten. İnşallah. Çınar çok şükür Allah'a. Gayet iyi yani. Hani tek tük öksürüyor. Hırıltısı falan hiç kalmadı. Teşekkür ederim. Çınar'a gösterme bunu şeker zanneder. Father. Bugün başka ne yapacağım ben? Bugünle ilgili bir şey yapacaktım aslında ama sonradan böyle üşendim yani. Şu gardırobumu bir temizleyeyim diyordum. Hani tozunu falan alacağım. Böyle bir dağınıklık falan yok da. Hani içini böyle detaylıca bir temizleyeyim diyordum. Sizlerin de öyle mi? Gardıropları, yatak odası aşırı toz oluyor. Yani bu kadar toz nereden geliyor yatak odasından? İnanın bilmiyorum yani. Ama yok yani dedim ya yapamayacağım. İyi hissetmiyorum kendimi çünkü. Biraz dinlenip eğer vakit bulabilirsem biraz kitap okumak istiyorum. Bir kitap aldım. Defne kapattın galiba. Hangisi? Şey ya bu Uğur Koşar'ınkini. Hı. Allah da ötesini bırak 1 ve 2'si vardı onların. Onu okudum. Sonra bayağı oldu yani. Defne bir alışverişinde almıştı onu. Ona bir başlayamadım bir türlü. Çınar. Anneciğim. Ay Defneciğim şu kahveyi alacak şimdi direkt.
anneciğim? Tamam aldım. Ne bu? Şey. Ne demek istiyorsun anlamadım. Çukur. Çukur. Dedik ve Çınar öksürdü. Sana mı? Teşekkür ederim. Biu, biu. Biu, biu. Evet, dede. Evet. Şoko. Evet. Daha da kıra. Evet. Aa. Ne oldu? Al. Bir. Tiu. Three. Four. Five. Şu Çınar'ın elindeki Çınar'ın ilk mama kaşığı. Bu kadar önemli bir detaylı bu ama. Aa. Al bakalım. Okay. Tamam. Al bakalım. Çınar, ablalara bay bay yapar mısın anneciğim? Bay bay. Çınar bak aşkım, bay bay. Di, 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 di. Ben de geldim. Tuğri. Ben biraz Çınar'la falan oynayayım. Sonra da gözükmüyorum. Peki fotoğraf çektirmiyoruz anneciğim. Olsun. Düşeceğim ben. Hadi düşerken de böyle yandan bakma. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sonraki videolarda görüşürüz inşallah yine. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye. Çok fenasın. Görüşürüz. De.